Emekli subayların haber portalının gönül dostları. Yeni oluşum haber grubu olarak Yeni Mahalle Belediyesi sosyal tesislerinde yapılacak olan TEMAT Ankara İl Başkanlığı'nın delege seçimini sizlere duyurmak için bulunmaktayız. Buradan çıkacak her türlü sonucun Hapsubay toplumuna hayırlı olmasını diler, sevgiler sunarım. Muhterem hanımefendiler, çok değerli silah arkadaşlarım, Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Büyük Genel Kurulu'nda oy kullanacak olan delege seçimini yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, şu anki katılım 280 civarında bir katılımımız var. Bundan sonra katılacak olan arkadaşlarımız da imzalarını atarak oy kullanma hakkı olan arkadaşlarımız oylarını kullanacaklar. Gündemimize göre yeterli arkadaşımız toplandığı için delege seçim toplantımızı açıyoruz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum sizleri. Peşinden İstiklal Marşı. Kuruluşlarıyla düzenleyebilirsek Ankara'nın da her ilçesinde şube açma düşüncelerimiz vardır. Basınla ilişkilerimiz konusunda değerli arkadaşlarım gerekli basını takip ediyorsunuz. Ben getirdim bir bölümünü burada göstermeye gerek yok.
tüm manşetten birinci sayfadan faaliyetlerimiz veriliyor. Teferruatı, bilgisi, argümanı var elimizde. Dökümünü yapmışız, konuşmuşuz. Kiminle görüşmemiz gerekiyorsa onunla görüşmüşüz. Bakanlarla görüşmüşüz, Sayın Başbakan'la görüşmüşüz, Sayın Genelkurmay Başkanı'yla görüşmüşüz, kuvvet komutanlarıyla görüşmüşüz. Şimdi empati yapmışız. Bir başka arkadaşım olsa, ben genel başkan olmasam ya da bir arkadaşım yönetim kurulu üyesi olmasa bu konuda ne yapabiliriz? Tazminat konusunda ne yapabiliriz diye düşünmüşüz. Yönetim olarak bir araya gelmişiz. Şunu da yapabiliriz. Şunu da yapabiliriz. Şunla da görüşelim. Şuraya da gidelim. Şu şekilde yazı yazalım şeklinde değerlendirip Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Genel Başkan ve Yönetim Kurulu olarak yapılacak. Sayın Genel Başkan'a açıklama için teşekkür ederiz. Değerli misafirler, iki tane önerge var. Bir de ilan var. Onu sizlere okutacağım. Önce ilanı okuyorum. Siyah renkli bir laptop çantası, bir gözlük kaybolmuştur. Gözlük bulunmuş. Laptop çantasını bulanın divana getirmelerini rica ederim. Değerli misafirler, saygıdeğer hanımefendiler, çok sevgili meslektaşlarım. Bugün buraya Ankara delegesini seçmek için geldik. Buraya daha ziyade meslektaşlarım bizleri 3 yıl temsil edecek olan delegeleri seçmek üzere buradayız. Bir genel başkanlık seçimi yok. Bizi 3 yıllığına temsil edecek olan delegelerimizi seçeceğiz. O delege arkadaşlarımız da genel merkezin genel merkez yöneticilerini, yüksek disiplin kurulunu ve aynı zamanda da yüksek denetleme kurulunu seçecekler. Öğrenmek için kulak kabarttık. Gördüğümüz sonuç bir saate yakın sürenin aslında ne yapamadıklarının açıklaması oldu. Oraya önerge verdik. Bu ona şunu dedi. Bu bana bunu dedi. Sayın Bakan'a da söyledim. Sayın Genelkurmay Başkanı söz verdi. Sayın Personel Başkanı sağındakine döndü. Dört kurmay ağabeye şunu yapın dedi. Falanca bunu yapın dedi. Filanca bunu yapın dedi. Bizim duymak istediklerimiz sizin hatıralarınız değil. Bizim duymak istediklerimiz 7 yılda, 8 yılda sizin yönetimde bulunduğunun bu süreç içerisinde ne elde etmek istediklerimizdi. Maalesef hiç kimse bunu duyamadı. 9 Ekim 2010 yılındaki mitingde haber portalındaki Ayhan Bey bana kamerasını çevirdi, mikrofon uzattı ve şu soruyu sordu. Duygu ve düşünceleriniz nedir diye. Ben de bugün bu meydanda şehit astsubay evladını peygamber ocağından peygamber kucağına gönderen ananın da yüreği var. Bugün bu meydanda Hakkari'nin çıplak dağlarında namlunun ucunda yaşam mücadelesi veren, bu memleketin hürriyeti için mücadele veren astsubayın da ruhu var dedi. Aynı gün bana bir telefon geldi. Genç birinden sizi tanımıyorum dedi. Ben sizi tanıyorum dedi. O namlunun ucundaki Hakkari'nin çıplak dağlarındaki astsubay benim dedi. Aynı gün Facebook'ta yayınlanmıştı bu görüntüler. Arkasından şunu söyledi. Umutsuzuz, mutsuzuz, sahipsiziz. Temat bize sahip çıkıyor mu? Ben evet, temat size sahip çıkıyor diyemedi. Genel başkanımız, muhatabı olan Genelkurmay Başkanı'nın muhtırasının arkasında postallarımızı giydik, emirlerinizi bekliyoruz dedi. Sayın genç arkadaşım diyemedim. Sayın genç arkadaşım, senin hakkını, hukukunu bu genel merkez arayamıyor diyemedim. Çünkü onun umuda ihtiyacı vardı. Çünkü onun gelecekle ilgili beklentileri vardı. Ama onu şunu söyledim. Biz geliyoruz dedi.
Yeni bir kadro geliyor, yeni bir anlayış geliyor, yeni oluşum geliyor.